Biz sınıfa gidiyoruz, siz burada kalıyorsunuz. Ha. Ay biz de gelseydik, bir görseydik sınıfı, hem Gülce'yi yerleştirirdik. Sizi anlıyorum ama Gülce'nin okula alışabilmesi için sizden ne kadar erken ayrılırsa o kadar iyi. Hocam doğru söylüyor. Şimdi gidip sırada yanında oturacak halimiz de yok ki hayatım. Yalnız Gülce temastan hiç hoşlanmaz. Mümkünse acaba onu tek başına oturtabilir misiniz sınıfta? Tamam, onun için ayrıca bir sıra ayarlarım. Sesten de rahatsız olur Gülce. O yüzden biz izin aldık telefonun yanında. Zil çalmadan önce telefonun alarmını kurduk. O titreşince o kulaklığını takacak. Siz de garipsemezseniz haberiniz olsun. Bir şey olursa öğretmenine söyle, olur mu Boncuğum? Ben size telefonumu vermedim. Müdür beyden alırım. Hiç merak etmeyin. Bir sorun olursa hemen sizi ararım. Tamam. Artık gitmemiz gerekiyor. Dersin başlamasına 9 dakikadan az kaldı. Endişelenmeyin. Gülce emin ellerde. Hadi Gülce'cim gidelim. Hadi biz de çıkalım artık. Tamam, bak bundan sonrası ona kalmış. Tamam, hadi. Bir şey olmaz değil mi? Ya ne olacak Allah aşkına? Kız hastaymış galiba. Otizmli diyorlar. Ne, otizmli mi? Abi şaka mı bu? Aa, bak bak yeni kız bu galiba. İstanbul'dan mı gelmiş? Hasta kız bu galiba. Hiç öyle durmuyor. Otizmli diyorlar. Şu mu? Hiç benzemiyor. Geldi seninki. Sabah sabah battı güneşimiz. Bir de sen darlama. Ya kendim giderim dedi diye bırakmayacaktık Cem. Ben de aynı durumdayım, aynı duygudayım seninle ama biraz sabır. Ne sabrı Allah aşkına? Yani içerinin kalabalığını görmedin mi? O çocuklardan biri ya gelip çarpsa, vursa, dokunsa. Olacak bunlar onun hayatında. O yüzden zaten kaynaştırma öncesi olmadı mı Gülce? O bizim pamuklara sarıp koyduğumuz fanustan çıksın diye. Bak öğretmeni de duydun. Telefonu da yanında, bir şey olursa haber verecek. Tamam. Yine de hiç içime sinmiyor yani. Gel. Gel dışarıda bir şeyler içelim. Sen de biraz daha rahatla uzaklaşalım biraz. Gidelim mi? Tabii tabii. Hadi. Kızım. Hadi beslenme çantası hazır. Ha. Hoppa. Hah, gel. Buradan al. Tamam. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi çıkın, anne. Geç kalacaksınız hadi. Hadi geç kalacağız. Geldim. Geldim. Çıkalım. Geceyi aradım. Açmadı. Sen artık bir konuşsan mı onunla babası olarak şu okul konusunu? Tamam konuşalım. Hadi geç kalma. Hadi canım. Anneciğim yani kalksın artık evine gelsin ya. Nedir bu yani? Kaç gündür serada kalıyor, ne olacak böyle konuşmayacağız diye. İyiyim. Aa, nasıl iyisin? Anne, hadi. İyiyim. Dur, gözüm karardı. Şey yemedin mi? Kahvaltı etmedim. Tansiyonum düştü herhalde. İyiyim ama ben. Tamam, endişelenme benim için. Yok ama iyi görünmüyorsun. Bak böyle bitti. Kendi geldi mi? İyiyim. Hadi geç kalmayın, hadi. Hemen şey yap. Tamam. Bir şey olursa haber ver. Tamam. Kahvaltı et. Tamam, hadi. Hadi git. Oh.
her şey yolunda mı? Hı hı. Günaydın. 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 Hadi boncuğum geç sen okuluna. Beş, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Tamam. Yapabilirim. Orası benim yerim. Kalkabilir misin? Ya bugün burada oturayım. Sen başka yere otur lütfen. Olmaz. Orası benim yerim. Kalk dedim. Gülce. Ne oluyor? Alican. Benim yerime oturmuş. Kalkmıyor. Oğlum kalksana git yerine otur. Kalk. Ne sıramız varmış arkadaş ya. Allah Allah. Gel canım otursun. Hoca geldi. Herkes yerine sessizlik. Aferin Aliye, yaz tatilinde dersine sıkı çalışmışsın. Hocam Aliye doğuştan zekidir. Arkadaşlar sessizlik. Bakalım aklınız boş muhabbet kadar derslere de çalışıyor mu? Genom nedir? Ne demek? Bilmem. Hoca kızı sordu. Allah Allah. Ne demek ya genom? Genom yanılmıyorsam kalıtım birim hocam. Doğru. Bu konuda başka bilgisi ya da fikri olan var mı? Genom bir organizmanın kalıtım materyalinde bulunan genetik şifrelerin tamamını simgeler. Bir canlının gen ve kromozomlarındaki genetik materyale verilen addır. Başka? Bu konuda bildiğin başka bir şey var mı? Canlıların en temel birimi olan hücrede fiziko-kimyasal özelliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılan genetik talimatların hepsine de genom denilebilir. Her canlının hücrelerinin içine yerleştirilmiş genetik program o canlının genomunu oluşturur. Sen bunları nereden biliyorsun? Hocam siz Gülce'nin 11. sınıf olduğuna bakmayın. Kendisi çok üstün zekalı birisi. Yani bence hatta tıpta yüksek lisans yapıyor. Yerine geçebilirsin Alican. Çocuklar, bir sonraki derse kadar ilk üniteden 3 testi tamamlıyorsunuz. Tamam, tamam. Nazarlık yapmayın benimle. Canım ne oldu? Gülce? Alican, kulaklık yok. Ne? Kulaklık yok. Zil çalacak Alican. Kulaklık yok. Nerede kulaklık? Kaybolmuş. Zil çalacak. Çok gürültü olacak. Çok ses olacak Alican. Alican ses olacak. Tamam dur. 59 saniye. Tamam sakin ol. Kim aldı kulaklığı? 57. Kim aldı? Çıkarsın versin hadi. Alican çok ses alacak Alican. Ses tamam, çalacak tamam, Alican. Tamam. Oğlum ne oluyor? Hadi hadi kim aldı çıkarsın versin. Alican var mı? Alican var mı? Çok ses olacak Alican. Tamam. Alican çok gürültü olacak. Zil çalacak. Yapamam. Yapamam Alican.
Baba öleceğim. Çok güzel oldu. Hadi gel. Kaya nerede kulak? Hadi. Sakin ol. 45, 44, 43 saniye. 42, 41, 40. Alican ne oluyor? Alican ne yapıyorsun oğlum? Gülce, iyi misin? Gülce. Alican. Tamam, Alican, sakin ol. Yok, kulaklarını aç. Kulaklarını aç. Bak ses gelmeyecek. Zil çalmayacak. 19. Sakin ol. Bak ablamla nasıl yapıyordunuz? Hadi gel bana şişirelim. Hadi bak. Bir. İki. Üç. Gülce'cim iyi misin? Zil çalmadı. Ses gelmiyor. Tamam. Sakin olabilirsin.